Selam millet. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün akvaryumlarda görsellik üzerine bir konudan bahsedeceğiz. Bu yüzden hani videoyu sadece dinlemek yerine dikkatlice izlerseniz de sevinirim. Bu eğitim serimizin galiba dördüncü videosu olacak. İlk üç videoyu izlemeyenler mutlaka izlesinler. Adım adım ilerliyoruz. Bildiğiniz gibi ne olayı var? Yaz aylarında videolar maalesef yeteri kadar izlenmediği için, yani izleyen sizler de like atmayı unuttuğu için insanın iştahı biraz kaçıyor. Ağırdan alıyoruz bu video çekim konusunu ama en azından öyle 6-7 ay ara verme söz konusu değil. Gecikmeli de olsa 10 günde 15 günde bir video atmaya çalışıyorum size. Eğitim serimizin galiba dördüncü videosu olacak. İlk üç videoyu izlemeyenler mutlaka izlesinler. Adım adım ilerliyoruz. Bugün de geldiğimiz nokta akvaryum seçiminden sonra filtrasyonu anlatacaktım ama akvaryumu doldurmadan, içine su koymadan yapmamız gereken bir olay var. O da nedir? Arka fon seçimi. Bu yüzden video sıralamasında arka fon seçimini önceliğe aldım. Bugün arka fon seçiminden biraz bahsedeceğim. Burada sadece arka fon seçimi değil, aynı zamanda aydınlatma da çok önemli bir unsur. Aynı balığı iki farklı akvaryuma koyduğunuzda çok farklı gözükebilirler. Hatta dikkatli izleyin dememin sebebi bu. Aynı akvaryumda olsa bile bugün gördüğünüz gibi bu mangrov, kahverengi mangrov kökünün önüne geldiğinde balık nasıl değişik gözüküyor. Yani bildiğiniz bukalemun gibi renk değiştiriyor sanki. Tabii bunlar balık, bukalemun değil ama arka fon o kadar önemli ki. Bir balığa bile bukalemun özelliği yüklüyor resmen. Bakın bu balıkları sadece bu akvaryumda değil, birazdan başka bir akvaryuma da alacağım. Konu daha net anlaşılsın diye iki farklı akvaryumda çekimler yaptım. Şimdi üzerine ses kaydı atıyorum tabii. Aynı balıkların farklı ortamlarda nasıl gözüktüklerini, ne kadar fon seçimi ve aydınlatmanın ne kadar önemli olduğunu anlayın diye örneklendirme yapmak istedim. Şimdi bakın bu akvaryumda mesela beyaz fona denk geldiğinde ya da beyaz kumun orayı denk geldiğinde balıklar hiç renklerini göstermiyorlar. Ama kahverengi mangrov kökünün oraya gittiğinde yani gerçekten balığın rengini görmüş oluyorsunuz. Şimdi burada balık sahiplendiğinizde bir kere zaten balıklar ilk size geldiğinde yol yorgunudur, stres yapmıştır. Ve balık stres altındayken renkleri soluk olur arkadaşlar, bunu unutmayın. Ama güzelce yavaş yavaş aşılayıp akvaryumunuza alışmalarını beklediğinizde aradan belli bir süre geçtikten sonra balıklarınız kendi rengini gösterecektir. Tabii neye göre? Sizin fon ve aydınlatmanıza göre gösterecek balık. Yani tek başına balığın güzel olması, güzel gözükmesi için yetmiyor. Burada görüyorsunuz ben hani bana hep diyordunuz abi kamerayı biraz geliştirir misin? Kameramızı geliştirdik. Ondan sonra ne yaptık? Bu sefer değişik fonlarda akvaryumlar yaptırdım. Bir önceki videoda göstermiş olmam lazım. Üzerine güzel bir aydınlatma, full spektrum bir aydınlatma seçtim. Bir de üstüne akvaryumları da ultra clear akvaryum yaptım. Bunların hepsi niçin? En güzel görselliğe ulaşmak için. Yani takım oyunu gibi düşünebilirsiniz bu olayı. Messi'yi, Ronaldo'yu al getir. Bizim Türk takımlarından birine koy. Gidip Avrupa şampiyonu yapabilir mi seni? Yapamaz. Çünkü tek başına belli bir yeri kadar. Ama takım oyunu gibi düşünürseniz aydınlatması, arka fonunuz, balığın gerçek rengi gibi konular hepsi bir araya geldiğinde akvaryumun ultra clear olması, yani bu tarzdaki bütün olaylar birleştiğinde gerçekten görsel inanılmaz zevk veren bir akvaryuma ulaşabilirsiniz. Şimdi bazen bana yazan küçük kardeşlerimiz oluyor. Abi diyor işte böyle böyle balık aldım ama balık geldiğinde hiç benzemiyordu. Şimdi orada herkes için değil de bazılarında hobici hatalı, bazılarında sahiplendiren kişi hatalı. Kimileri var çünkü abi diyor fotoğraf attılar. İşte fotoğraftaki gibi değildi diyorlar. Şimdi bir kere bana fotoğraf at diyenlere ben daha hiç 2 sene oldu herhalde.
Bir kere olsun fotoğraf atmadım. Fotoğraftan balığın neyini anlayacaksınız? Ben herkese balıkların videosunu gönderiyorum. Hem balığın rengini görürsün. Ne bileyim, hem hareketli mi, kıpır kıpır mı? Eğer o gün yemleme saati ise yem atarım, yem yediğini görsün. Hatta geçen de bir kardeşimiz çok kararsızdı. Hani hangi türü beslesin diye merak ediyordu. O gün de benim şans aylak günüme denk geldi. Dedim senin akvaryumun nasıl, işte arka fonu. Buzlu, bu kumlama dediğimiz buzlu cam tarzında fon kullanıyormuş. Benim elimde de aynı buzlu cam gibi olan fondan var. Kardeşimiz o akvaryumda beslerken en iyi görsellik hangisinde oluşur diye aylak kalmıştım. Öyle 2-3 farklı türden balık koyup kısa video atmıştım. Hani bak, senin akvaryumunda buzlu fonda bu şekilde gözükür diye. Tabi o her zaman uğraştığım bir iş değil yani. Çok aylaktım valla. Hadi dedim, hevesli de bir kardeşimiz, öyle bir değişiklik olsun dedim. 2-3 farklı video çekip göndermiştim onu. Tabi burada şimdi arkadaşlar, nedir olay? Ben şimdi Instagram'da paylaşım yapıyorum değil mi? Balıkları, ürettiğim balıkların paylaşımını yapıyorum. Burada ne istiyorum? Tabii ki balığımın güzel gözükmesini istiyorum. Bunun için de uygun fonu, uygun aydınlatmayı seçiyorum. Gidip de şeffaf poşetteyken balığın videosunu paylaşmam açıkçası. Şeffaf poşette balığın hangi özelliği gözükecek, nasıl gözükecek rengi. Ve ben bu konuda değişik varyasyonlar deniyorum. Onları da hani siz farkında değilsiniz ama Instagram'daki sayfamda neon blue'yu bir gün bir bakıyorsunuz, mavi paylaşmışım arka fonu. Bir gün yeşil kumda paylaşmışım, bir gün kırmızı kumda paylaşmışım, bir gün atıyorum buzlu fonda paylaşıyorum. Bu farklı farklı paylaşımları şunun için yapıyorum. Hani neon blue sahiplenmek isteyen biri o paylaşımlara göz atıp hangisinde balık daha güzel gözüküyorsa akvaryumunu kurmadan önce fon seçimini ona göre yapabilir mesela. Ben şimdi gidip mesela balığımı niye renksiz şeffaf poşette paylaşayım ki? Güzel gözükmeyeceği besbelli. Balığın özelliklerini ortaya çıkmayacak. Ben balığı mümkün olduğunca ne yapıyorum? En güzel görseli oluşturacak şekilde paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Hani siz de internetteki videoya bakıyorsunuz, balık çok güzel geliyor size. Sonra alıyorsunuz, arka fonsuz akvaryumunuza koyduğunuzda ne oluyor? O balık o izlediğiniz videodaki kadar güzel gözükmüyor. Ama balık aynı balık. Şu videoya bakın. Balık mangrove kökünün önüne gelince, işte aşağıdaki yeşil kuma gidince veya beyaz kumun oraya gittiğinde, yani ne kadar farklı gözüküyor, farkında mısınız? Ve sadece fon kum değil, aydınlatma çok çok önemli. Hatta size şöyle söyleyeyim, ışığın geliş açısı bile önemli bunda. Hani aydınlatmanızı bir akvaryumun en önüne çekin, bir de en arkasına çekin. Aradaki farkı göreceksiniz. Yani olaya şöyle bak, sen bir futbolcu menajerisin. Diyelim ki forvet. Atıyorum Edin Dzeko. Şimdi Fener'e gelecek ya. Oradan şey diyeyim. Siz bu futbolcuyu satmak istiyorsanız, gerçi burada Edin Dzeko bilinen biri zaten de. Atıyorum Portekiz 2. liginden, Brezilya 2. liginden bir topçu pazarlayacaksınız, menajersiniz. Adamın 6 pastan kaçırdığı pozisyonları biriktirip de o futbolcunun videosunu izletir misiniz? Tabii ki hayır. Adamın attığı golleri, güzel asistleri, deparlarını filan bir videoya toplayıp o şekilde gösterirsiniz. Yani bu adamda bu yetenek var. Bunu göstermeye çalışırsınız pazarlama yaparken. Yani Messi'nin yanına yıllarca Xavi ile Iniesta'yı koymadılar. Ne oldu? Arjantin epelendi. Bir en son bu sene artık işte şanssızlığını kırdı Messi. Tek başına olmuyor bu. Barcelona'da şiir gibi top oynuyordu çünkü yanında Xavi ile Iniesta vardı. Burada da balığı o şekilde düşüneceksiniz. Balık ne kadar güzel olursa olsun, sen ona güzel bir aydınlatma, güzel bir fon seçimi, kuma kadar, içindeki köke kadar bir takım oyunu ruhu içinde güzel bir ortam hazırlamazsanız o balık ne kadar güzel olursa olsun kendini göstermez. Yani akvaryumu kurmaya başladığınızda aman ya fondur deyip geçeceğiniz bir konu değil veya ışık ışıktır deyip geçeceğiniz bir konu değil. Bunlar sizin akvaryumunuz kurulu olduğu sürece alacağınız keyfi arttıracak unsurlar. Konuyu iyice kavraman için şöyle de bir örnek vereyim. Senin üzerinden direkt örnek veriyorum. Diyelim ki erkek arkadaşınla ya da kız arkadaşınla ilk kez buluşacaksın. Ne yapıyorsun? Yataktan kalktığın gibi saç baş dağınık gitmiyorsun değil mi? Önce güzelce bir saç baş bakımını yapıyorsun. Sonra üzerine kıyafet seçerken, aa diyorsun işte altım koyu renk oldu, üstüme giyeceğim gömlek
açık renk olsun filan, bir birlik bütünlük kombin yaratmaya çalışıyorsun. Niye? Gideceksin, bir güzel bir intiba bırakmak istiyorsun kendinde. O şekilde düşünün yani olayı. Diyelim ki dedin abi işte istediğim fonu bulamadım veya imkanım yok, fon alamıyorum, güzel bir aydınlatma alamıyorum. Bu zaman ne yapacaksın? Vallahi bir Lepistes klasiği Full LED'e başvuracaksın. Full LED hatta ışık yokken daha da güzel gözüküyor. Işık varken turunculaşıyor, yani rengi turuncu gözüküyor. Ama ışık yokken veya loş bir ışıkta biraz daha arkada bir mavi fon varsa daha güzel oluyor tabii de. Fonsuz akvaryumda bile full red full red'tir. Kendini her zaman gösterir. Veya red tuxa da koyular da. Lacivert ve kırmızı oldukları için. Onlar da mutlaka hani fonsuz akvaryumda da güzel duruyorlar. Yani uygun fonu temin edemeyeceksen bu sefer fonsuz akvaryuma göre balık seçimi yapman gerekir diye düşünüyorum. Mesela neon özelliği olan balıkları aydınlatmasız bir akvaryumda kesinlikle zevksiz izlersin. Neon Blue'yu normal bir şeffaf akvaryumda baktığında yeşil vardır, gri vardır, böyle mavi tonları vardır. Yani ışıksız ortamda Neon Blue gözüne hoş gelmez. Orada Neon Blue'da en büyük özellik aydınlatma. Mesela akvaryuma ayrı bir derinlik katmak istiyorsanız o buzlu fonlar mesela güzel bir derinlik katıyor akvaryuma. Yani dediğim gibi sadece fon konusunu tek başına fon gibi de düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda aydınlatmayla birleşik. Niye? Çünkü sizin koyduğunuz fon gelen ışıktan belli renkleri ne yapacaktır? Yansıtacaktır. Belli renkleri ise emip absorbe edecektir. Evet arkadaşlar, bugün de böyle bir konuya değinmek istedim. Yani videonun bazı kısımlarında dışarıdan sesler geliyor. Kusura bakmayın, yaz aylarındayız. Şu anda bulunduğum yerde klima da yok. Camlar açık bir şekilde ses kaydı aldığım için, dış sesler için mazur görün. Sonuç olarak akvaryum fonu seçimi bizim estetik yani görsel açıdan önemli bir unsur. Bu fon seçimini de tek başına düşünmememiz gerekir. Biz alacağımız balığı da önceden belirlersek buna uygun bir şekilde doğru tercihler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu akvaryum eğitim serimizde adım adım ilerliyoruz ve artık filtrasyon konusuna giriş yapmak gerekir herhalde. Yani yazın çok fırsat bulurum diye düşünmüştüm ama ekstra işler çıkıyor. Yani o yüzden fazla vakit ayıramıyorum bu video çekimlerine. Bir de bildiğiniz gibi ne olayı var? Yaz aylarında videolar maalesef yeteri kadar izlenmediği için, yani izleyen sizler de like atmayı unuttuğu için insanın iştahı biraz kaçıyor. Ağırdan alıyoruz bu video çekim konusunu ama en azından öyle 6-7 ay ara verme söz konusu değil, gecikmeli de olsa 10 günde 15 günde bir video atmaya çalışıyorum size. Hatta hani YouTube bizi iyice gözden düşürmesin diye ara ara uğraşsız bir şekilde short video atmaya çalışıyorum. O short videolarda boş olmasın istiyorum. Kısa kısa da olsa, bir dakikalık da olsa üst noktalara değinmeye çalışacağım. O short videolarında devamı gelecek. Bu arada bu ürettiğim balıkların hani yavrular büyüdükçe Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'ı kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Şu kedilerin orayı, akvaryum odasını bitirdiğimde de TikTok'tan canlı yayınlar yapacağız. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Bugün de dilimin döndüğünce bildiklerim doğrultusunda size bilgiler aktarmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinize sağlıklı, keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.